çalışıyoruz. Yok, USB mi göreceğiz? Bir saniye, o zaman şurada. Fikir biraz önemli de, bana göre. Sayfayı da açayım ben. Bakıyorum abi. Store and Go. Orada bir dakika. Ben çıkayım. Yok bir dakika şey var. Burada adalar bunlar. Ardekonlar bir şey olması lazım. Evet, adalar Ardekon. Bauhaus. Bauhaus. Tamam. Bağlıyor. Bağlıyor abi. Şimdi tabii yorulduğumuzu biliyorum, onun için ben biraz hızlı gideceğim ki fazla başımızı ütülemeyelim. Şimdi 2013'te bir sempozyum olmuştu burada Büyükbirlik'te. Birinci İstanbul Adaları sempozyumu. Orada bir sunum yapmıştım. Onun biraz benzeri bu aslında. Adada bugün gezdiğimiz çağdaş örneklerin korunması ile ilgiliydi. Şeyin adı da İstanbul Adaları ve Öteki Miras, yani ötekileştirilmiş miras. 19. yüzyıl yapılarının dışındaki koruma altında olmayan mirası ele alan bir sunumdu. Burada tabii uzun yılların çalışmaları var. Özellikle de rahmetli Profesör Bülent Özer'le bu konuda bulunduğum istişareler doğrultusunda bir sınıflandırmaya gitmiştik. O yardımcı olmuştu. Yani onun izinde biraz İstanbul'daki örneklere de değinerek süratle geçeceğim. Şimdi bu demin gördük bu yapıyı. Adadaki yapıları aslında birkaç bölüme ayırabiliriz. İlkin bir gerçek Ardekolar var. Ondan sonra Bülent Hoca'nın Ardeko Bauhaus kırması diye adlandırdığı bir yapı tipi var ki o aslında 1940'ları ve 50'leri biraz şey diyor, kapsıyor. Ondan sonra da ve sonrası var. Aslında sırf da Art Deco ve 50'lere, 40'lara saplanmamak lazım. Korunacak bir sürü yapı var çünkü. Mimarlık devam eden bir süreç İstanbul'da. Hatta birkaç sene önce bile yapılan bir yapı koruma altına alınan bilmeli. Şimdi Art Deco derken dünyada biraz ne olduğuna bakmak gerekiyor. Aslında 1925 Paris Dekoratif Sanatlar Art Dekoratif sergisiyle ortaya çıkan bir akım diye geçer literatürde. Öyle geçse bile aslında belki Girardelli hoca daha iyi biliyor. Arnavut'un içinde de Art Deco'yu andıran bir şey var, Jugendstil var, Avusturya Arnavut'su var. Daha ziyade geometrik formlarla ortaya çıkan bir şey. Aslında bu akımlar tabii eklektisizm, 19. yüzyıl seçmeciliğine olan iki tür tepki var. Biri doğal tepkiler var. Bir tanesi farkında olmadan mühendislerin demir köprülerle vesaire gösterdikleri, süslemenin reddedildiği tepkiler. Bir de işte mimarların bilinçli olarak gösterdiği tepkiler var. Bunların işte ikiye ayırabiliyoruz. Rasyonel ve irrasyonel olarak. Rasyonel tepkiler Adolf Husserl'unki kısmı. İrrasyonel de belki işte Gaudi'nin Casamilas'ı ve Arnavut tabii. Bunlar tabii her şeyi de sınıflandırmak falan zor. Yani çünkü iç içe geçişler de var. Yani mimar
tarihi ırkçılığı da yapmamak gerekiyor. Ama Art Deco denildiği zaman genelde biraz bu Bülent Özer'in geometrik Arnavo diye adlandırdığı Avusturya Arnavo'su, Jugendstil biraz şey edilerek, göz ardı edilerek 1925'te Fransız dekoratif sanatlar sergisiyle başlayan bir akım diye şey edilir. Daha ziyade mobilyada, modada çok plana çıkar. Ama mimaride de örnekleri var. Şimdi onların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Bir bizim Türkiye'deki Arnavo ki o Avrupa ekolünü şey eden bir Arnavo. Daha ziyade işte sıvayla vesaire daha şey yöntemler, daha fakir diyebiliriz. Daha basit yöntemlerle. Bir de Arnavo'nun Amerika'ya geçişi var. Arnavo diyorum, Art Deco'nun. Orada tabii büyük kapitalizm bunu daha mimaride özellikle zengin sanatı haline getiriyor. İşte çelik işçiliği, ön plana çıkıyor, cam işçiliği, mermer işçiliği. Tabii Avrupa'da yok mu? Bu var muhakkak var. Ama genel geçer Art Deco'da bu daha ziyade bizdeki gibi sıvayla vesaire şeyle. Şimdi bir dosyaya geçmek istiyorum aslında. Buradan nasıl yapabiliriz? Bunu kapatmam mı gerekiyor? Şunu kapatırsam bir geriye de nasıl gideceğiz? Bir yardım ederseniz. Süratle. Kendi bir, evet şimdi demin söylediğim gibi bu Amerika'daki şeyde ve deniyor ki onların Arnavo şeyi, Art Deco tanımı da çok keskin. İşte formdan yola çıkılmaz, muhakkak demir işçiliği olması lazım, cam işçiliği olması lazım, mermer işçiliği olması lazım. İş dizaynda var olması lazım vesaire diye. Şimdi bu Amerika'da tabii böyle muhteşem şeyli örnekler göreceğiz. Çelik bir takım cam heykellerin olduğu cephelerde daha zengin metal panolarla Chrysler Building'in cephesi bu gördüğünüz gibi. Bu yine Golden Gate apartmanının girişi değil mi? Yoğun bezemelerin olduğu vesaire bir şey. Fransa'daki örneklerde de benzer incelikte eserler var. Fakat bu bir şeye geldiği zaman bizim gibi fakir ülkelere, Meksika'ya, Türkiye'ye vesaire bu daha şey ediyor, basitleşiyor, daha sadeleşiyor. Sıva filan işte çok basit demir işçiliğine filan indirgeniyor. Evet, şimdi bunu kapatalım. Pardon, biz yine gelelim. Nasıl yapacağız? Burası mı? Evet, tamam. Sonra ben sempozyumun şeyini bırakacağım. Rezalete dönüştü bizim sunum ama evet. En sevdiğim iş, evet. Evet, neyse biz burada kestirmeden süratle devam edelim. Demin gördüğümüz yapı alınlığı yıkılmıştı gördüğünüz gibi. İşte bunlar ilkel örnekler. Burada güneş motifini görüyoruz. Bu pek çok karşımıza çıkan bir şey. Yine kapıda onu andıran yivri kolonlar. Aynı binanın biraz uzaktan görünmüş hali. Tabii Zafer'in de belirttiği gibi birçok mimar çalışmış Art Deco üslubunda. Aynı zamanda mühendisler ve kalfalar da var. Muhtemelen bir kalfa yapısı olabilir. Şeyde sadece illa betonarme kullanılmıyor. Bazı yapılarda yine 1920'ler hatta 30'larda bile putreller ve volta döşemeler kullanılıyor. Burada da gördük bugün yıkıldıktan sonraki halini. Evet, daha yakından şey bu. Özgün bir Art Deco örnek diyebiliriz adalar için. Şimdi benzeri önünden geçtik. Bu boyanmış haldeydi.
Bu da bir Kaufmann'ın yaptığı işte şeyler. Bu geometrik formlarla, yani aslında basit bir bina değil mi? Fakat bu geometrik formlar, bunlar bazen Feriköy'de falan asimetrik olarak yapılır. Bunlar Art Deco karakteri kazandırıyor yapıya. Tabii bu sıvaya değinmek istiyorum. Mesela korumacılıkta bence eğer korunursa bu yapılar, bunları bazen boyuyorlar. Bu çok şey bir şey yani, adalara, İstanbul'a özgü bir şey değil. Bizim Türkiye'de uygulanan Art Deco'da bu sıvayı korumak lazım. Yani doğal halinde. Çünkü içinde agregalar var, renkli oluyor. Bazen kahverengiye çalar, bazen yeşile çalar, bazen kırmızıya çalar. Burada gri tonlarındaydı. Mesela bunu boyamışlar. Altıda galiba gratis mi olmuş? Evet, yani şimdi restore ederken şeyi bozmamak lazım o sıva şeyini. Evet, devam ediyorum yine. Ters yöne gittik, pardon. Evet, bu yine bugün önünden geçemedik. Bu da basit bir bina aslında. Yalnız bir tek köşesi yuvarlanmış. Bu şey deposu, faytonların durduğu deponun arka köşesi. Fakat bu yivlik kolon sistemi, işte cephelerdeki bir takım bu geometrik düzenlemelerden ötürü yine bir şekilde fakir Art Deco'su diye adlandırabileceğimiz bir şeye giriyor. Evet, bu ileriden görünüşü. Şimdi yine aynı sınıfta başka bir adada da ama heybeli olabilir. Tam net bir şey söyleyemeyeceğim. Bir şekilde aslında herhangi basit bir bina fakat bir takım bu çizgiler, yivlerle falan bir şekilde sorunlaştırılarak bir Art Deco kimlik kazandırılıyor. Tabii bu Zafer'in Teşvikiye'de ve işte Taksim'de, Gümüşlüğü'nde gösterdiği örnekler gibi değil, daha basit. Ama mühim olan işte bunların da anonim yapıların da korunabilmesi, yoksa korumacılıkta ırkçılık yaparsak bu güzel, o zaman üç tane sanat tarihçisinin bir ön listesi bir yerde hazırlamamız gerekiyor, ona geliyor. Evet, yine başka bir Art Deco da zannedersem Büyükada'da. Heybeli'de, özür dilerim. Gerçi o kadar yıllardır çekiyorum üst üste. Burada tabii biraz da eklektisizm giriyor işin içerisine. Bir takım Art Deco dışı süslemeler de. Yani aslında bu üsluplar arasında kalfa yapılarında özellikle çünkü gidiliyor, bir kalıplar kullanılıyor bir takım ustaların. İşte bu ampir dönemi girlandlar, girland tarzı süslemeler falan da girince bir yerde bir ama çatıdaki yani bu parapetteki itibariyle bir şekilde girmiş oluyor. Şimdi ben yine geri döneceğim maalesef. Buradan. Yok. İmdat. Neresi abi? Şimdi İstanbul'daki birkaç örneğe bakalım ve ne demek istediğini yani biraz çözelim Bülent Hoca'nın. Bülent Hoca'yla devamlı derslerde anlatıyor. Diyor ki işte Art Deco, Bauhaus kırması falan. Dedim hocam nedir dedim. Yani bu Bauhaus nasıl bir kırma oluyor. Acaba dedim söveler ve cephe boyunca devam eden silmeler, hatlardan ötürü mü yani biraz oluyor? Evet dedi yani aslında bir takım dedi Bauhaus üslubunda yapılmış yapılar dedi. Hem biraz yerel motifler geliyor hem de dedi mevcut silmeler vesaire ve söveler
cephe boyunca devam ettiriyor ve belli bir şey sistemi kazanıyor dedi. Yani bezeme sistemi getiriyor. Çünkü Bauhaus'la ve modernizme gelen yeni akım, yeni mimari değil, büyük bir kesinti getirdi aslında dünya mimarlık hayatını. Birden eklektisizm, süslemeler, Korenk üslubu, kolon başlıkları, onlar bunlar her şey söveler, her şey reddedildi. Roma ve Yunan'dan kalan, hatta Rönesans'tan gelen, 19. yüzyılın sonlarına doğru gelişmiş bir çok neo üsluptan, neo Rönesans olsun, neo gotik, bütün bunların getirisi olan bezeme alemi terk edildi ve tamamen uç bir yalınlaşma oldu. Ve bu yalınlaşma da zannedersem tatmin etmemeye başladı. O eski ekolde hala hazırda yetişmiş ve mimarlığı yapmakta olan bir grup mimar yine de bezeme yapma şeyini arayışı içinde oldular. Tahminen ben onu şey diyorum, yani modernizmden sonra böyle bir şey gibi Art Deco adeta yarı karşı devrim ve biraz cesaretsiz bir karşı devrim. Tekrar çiçekleri, böcekleri, antik sütun başlarını şey etmeyen, devreye sokamayan korkudan. Ama yine cephede bir takım geometrik biçimlerle bu sefer estetik arayışına gider. Ama şey etmeden de, yani bak gericilik yapıyorsun diye ikaz almadan öyle bir eğilim yani hissediyoruz. İşte bu şeyde Bauhaus'ta Art Deco kırması yapılarda böylece şey etmiş oluyor. Bu İzmit apartmanı yıkıldı maalesef şeyde. Nişantaşı'nda. Yine Nişantaşı'nda halen var olan bir yapı. Bakın mesela şu bütün şu şeyleri, hatları sökün, silmeleri, söveleri, bütün bu yuvarlak şeyin, yuvarlak pencere söveleri. Bu aslında Bauhaus binası. Tabii biraz bizde yani şey de var, bu yani şu silmeyi falan da yok ederseniz Bauhaus binası. Tamamen. Ona bakacağız zaten birazdan. Fakat bunlar girince bir nevi Art Deco ile bunlar bir evlilik yapmış oluyorlar ve o Art Deco Bauhaus kırması şeyler çıkıyor. Şimdi yine aynı şekilde Emel Apartmanı Kadıköy çarşısında onda da aslında süslemeleri yok ettiğiniz zaman tamamen işte bu şeyle streamline biçimlerle vesaire şu biçim dünyası bir Bauhaus yapısı gibi olmakla beraber birden buradaki yivli süslemeler vesaire bu devam eden hatlar, doku farklılıkları, düz sıva ve şey taraklı mozaik sıva kullanımları vesaire bunlar tabii bir jümelaj, hibrit bir yapı ortaya çıkıyor. Bu da yani aslında güzel bir şey. O açıdan söylüyorum zaten. Üslup ırkçılığı evet bir yerde iyi bir şeydir. Yani tanımlamak için şeyleri. Fakat bir saatten sonra da şehrin kimliği bu. Çünkü sırf mimarlar değil, orada yapı yapan aktörler olarak kalfalar da şey etmiş. Mesela giriş kapısı değil mi? Çok başarılı bir Art Deco harfler hakeza öyle. Evet, bu da mesela Fatih'ten bir örnek. Bu çok kötü durumda yani şu anda. Burada da yine böyle bir güneşi andıran değil mi? Geometrik süslemelerin olduğu bir cephe. Aslında bu da bu daha fazla Art Deco diye adlandırabileceğimiz çok Bauhaus şeyi yok burada. 30'lar üslubunda değil mi? Bir şey burada yan cephesinden bir görünüm aynı apartmanın. Tabii nazara kat sayısı daha az. Giriş artı iki katlı. Yine Fatih'ten bu sefer bir şey.
yine bu basamaklı Art Deco dilinin kullandığı bir hala duran bir benzin istasyonu. Bunlar İstanbul'da böyle göze çarpan bu hibrit şeylerden. Şimdi şeyde Bauhaus'a gelirsek, aslında Bauhaus'un böyle şeyi pek yok. Yani daha ziyade zaten çok kısa süren bir okul. 1919'da başlıyor. Bir sürü şehirde geziyor. Çünkü Naziler belediyeyi kazandıkça kentli, şehir değiştiriyorlar. Weimar'da açılıyor 19'da. 25'te zannedersem Dessau'ya geliyor. Dessau'daki yapıları, binalar bunlar. Sonra Dessau'dan da 33'te Berlin'e, 31'de Berlin'e gidip 2 sene sonra Nies van der Rohe şeyken, okulun müdürüyken artık tamamen Berlin Belediyesi de Nazilerin eline geçince şey diyor. Çünkü Bauhaus'un öğrettiği sanat ve mimarlık aslında Naziler tarafından tabii rasyonel bir mimarlık, bezemeyi reddeden bir mimarlık olduğu için Naziler bunu Akdeniz giderek Arap, hatta Yahudi mimarisi diye adlandırıyorlar. Çünkü bu basitlikteki yapılar aslında Akdeniz geleneğinde, işte Yunan adalarını biliyorsunuz, şey böyle, işte Filistin'de, Arabistan'da da yani çok şey olmuyor. Aslında bilmeden biraz da tabii. Oralara gidince yerel mimarideki şey çok süslemeli falan örneklerde var Arap mimarisinde ama reddediyorlar ve okulu şey etmek istiyorlar, daha doğa gerçekçisi bir takım akımların peşinden koşuyorlar, soyutlamaya çok karşılar vesaire. Şimdi Bauhaus'un çok engin bir mimari üretimi yok aslında. Gropius'un ürettiği bir takım şeyler var. İşte zaten Nazileri sinirlendiren şey, Arabistan gibi ve Yahudi mimarisi. Sonraki aşamada bir eleştirdikleri şey bu aslında. Akdeniz'de görülebilen geleneksel vernaküler mimariye benziyor. Bu yapı tipolojileri var. Bir de Bauhaus hocalarının,